Herkese merhaba nefis yemek dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere ister katmer diyebileceğiniz isterseniz börek olarak tüketebileceğiniz harika bir tarif veriyorum. Önemli detayları var videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Tarifime ilk olarak hamur yoğurmakla başlıyorum. Uygun bir yoğurma kabın içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 paket kuru maya, 1 çay bardağı ılık sütü alıyorum. Daha sonra maya içerisinde eriyene kadar karıştırıyorum. Suyun ve sütün ılık olmasına mutlaka dikkat edelim. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek verebilirsiniz. Birbirinden güzel tarifler için zil sesini açık bırakmayı lütfen unutmayın. Maya yeteri kadar eridikten sonra hemen un ilavesi yapıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptıktan sonra yoğurma işlemine başlıyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Unun kalite ve markasına göre mutlaka değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden eksik ya da fazla un ilavesi yapabiliriz. Kontrollü ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğuracağız. Hamuru yoğurma kabından yeteri kadar toparladıktan sonra masanın üzerine bir miktar un alıyorum ve masanın üzerinde tamamiyle özleşene kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Bu tarifte önemli püf noktalarından bir tanesidir. Hamuru çok iyi bir şekilde yoğurmamız gerekir. Aksi halde açma işleminde çok fazla yırtılmalar olabilir. Hamuru bu şekilde yaklaşık 4-5 dakika boyunca yoğurduktan sonra bir top haline getiriyorum. Daha sonra bezelere ayırma işlemine başlayacağım. Yeteri kadar toparladım. Altını ve üzerine bir miktar un serptikten sonra gelişi güzel parçalar halinde ayırıyorum. Daha sonra hepsini eşit olacak şekilde yuvarlaklar haline getireceğim. Bu konuyla ilgili bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir çiçek, böcek ya da emoji olabilir bırakırsanız çok mutlu olurum. Bezelerin tamamını hazırladıktan sonra hemen açma işlemine başlıyorum. Bir tane bezenin altına ve üzerine bol miktarda un serptikten sonra merdane yardımıyla açıyorum. İsterseniz oklava yardımıyla da açabilirsiniz. Bezenin büyüklüğü yaklaşık bir tatlı tabağı boyutuna geldikten sonra kenara alacağım. Bu büyüklük bizim için yeterli. Hemen sizler için birkaç tane daha açılışını göstermek istiyorum. Bu arada malzeme listesini açıklama kısmına tam not olarak ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bu tariften bol miktarda hazırlayıp buzlukta saklayabilirsiniz. Çıkarıp ısıttığınız zaman ilk günkü tazeliğini koruyacaktır. Bezenin altına ve üzerine bol miktarda un serptikten sonra merdane yardımı ile gördüğünüz gibi büyütüyorum. Bezelerin tamamını aynı yöntemle açtıktan sonra hemen yağlama işlemine başlıyorum. Geniş bir servis tabağının içerisine ilk olarak sıvı yağdan sürüyorum ve üzerine açmış olduğum bezeyi koyuyorum. Daha sonra bezenin üzerine her yerine gelecek şekilde yağlıyorum. Yine önemli püf noktalarından bir tanesi burasıdır. Her yerini güzel bir şekilde yağlamamız gerekir. Aksi halde Bezeleri açarken birbirine yapışabilir, ayırmakta zorluk çekebilirsiniz. Bu yüzden mutlaka bol miktarda yağlayalım. Ben sıvı yağ kullandım. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Bezelerin tamamını üst üste gelecek şekilde yağladım ve üzerine bu şekilde kapatıyorum. 15 dakika dinlendirdikten sonra hemen açma işlemine başlıyorum. Gördüğünüz gibi kendiliğinden büyüyor. Kenarlarından çekiştirerek tamamıyla büyütme işlemini yapıyorum. Ne çok fazla kalın ne de çok ince olacak şekilde açmaya dikkat edelim. Yeteri kadar büyüklüğe geldikten sonra hemen üzerine tekrardan yağlayacağım. Ben bu tarifi sade olarak hazırlıyorum. İstediğiniz iç harçtan kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Yeteri kadar açtıktan sonra hemen sıvı yağdan şöyle bir kenarına köşesine değdiriyorum. Daha sonra tekrardan bir adet bezeyi alıp ortasında tekrardan büyütüyorum. Bütün bezeleri aynı yöntemle üst üste gelecek şekilde büyütelim. Tek tek açmadan dakikalar içerisinde bu şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz. İnanılmaz kolay ve pratik bir tarif mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Elimden geldiği kadar püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Fakat aklınıza takılan herhangi bir soru işareti olursa yorumlar kısmına yazarsanız en kısa sürede sizlere dönmüş olacağım. Ben bütün bezeleri açtım. Son adet bezeyi de aynı yöntemle açarak sizlere göstermek istiyorum. Ne kadar çok beklerse o kadar güzel açılacaktır. Bezelerin uçlarını birleştiriyorum ve tamamını açtıktan sonra elimle üzerine düzleştiriyorum. Kenarını, köşesini düzleştirdikten sonra hemen rulo şeklinde sarma işlemine başlayacağım. Bu tarifi bekleme süresi olmadan dakikalar içerisinde hazırlayabilirsiniz. Bu tarifi yapması hem çok kolay hem de çok zevkli bir tarif mutlaka denemelisiniz. Yeter kadar düzleştirdikten sonra tabakta kalan son ya da üzerine ilave ediyorum ve yuvarlama işlemine başlıyorum. En başından başlayarak içe doğru kıvırıyorum. Köşelerini hafif düzleştirerek kare formunu verdim ve hemen sarma işlemine başlıyorum. Bezenin tamamı bitene kadar sarma işlemine devam edelim. Tamamını sardıktan sonra gül böreği gibi içe doğru katlıyorum. İçindeki hava boşluklarını ve ne kadar ince olduğunu sizler de görüyorsunuz. Gerçekten harika bir börek tarifi oluyor. İsterseniz katmer de diyebilirsiniz. Aşırı lezzetli ve çok kolay bir tarif. Elimle düzleştirdikten sonra tekrardan tabağa alacağım ve tabakta 10 dakika kadar bekleteceğim. Hiç bekletmeden direkt olarak tepside de açma işlemi yapabilirsiniz. Üzerini kapattım ve 10 dakika dinlendirdim. Hemen yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisini alıyorum. İsterseniz tepsinizi direkt olarak yağlayabilirsiniz. Daha sonra elimle üzerine bastırarak büyütme işlemini yapıyorum. Bu işlemi isterseniz merdane yardımıyla da yapabilirsiniz. Fakat çok fazla ince olduğu için yırtılmalar olabilir. Bu yüzden ellerimizle kontrollü bir şekilde büyütme işlemini yapalım. Ne çok fazla kalın ne de çok ince olacak şekilde açmaya dikkat edelim. Tamamını yeteri kadar büyüttükten sonra üzerine bir adet yumurta sarısı süreceğim. Ben üzerine hiçbir şey kullanmadım. İsterseniz çörek otu susam, haşhaş tohumu ya da sade bir şekilde de tüketebilirsiniz. Yeteri kadar büyüttükten sonra hemen üzerine bıçak yardımıyla çizikler atıyorum. Bu şekilde ne kadar tel tel olduğunu sizlerde de göreceksiniz. Tarifimi beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı, görmesini istediğiniz eş dost ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Tamamına çizik attıktan sonra hemen yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarısını her yerine gelecek şekilde sürdükten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında altı ve üstü kızarana kadar pişirelim. Yavaş yavaş pişirmeye dikkat edelim. Hem içerisi hem de dışı çok güzel bir şekilde pişmiş olacaktır. Ben toplamda 35 dakikada pişirdim. Fırınlar değişiklik gösterebilir. Bu yüzden kontrollü alalım. Gördüğünüz gibi altı da üstü de nar gibi kızardı. Hemen sizlere yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Tel tel ayrılan, dışı çıtır çıtır, içerisi yumuşacık harika bir tarif oldu. Şu an çok fazla sıcak olduğu için çok fazla gösteremiyorum. Hemen sizlere şöyle daha da yakından göstermek istiyorum. Fırından çıkardıktan sonra mutlaka yarım saat dinlendirirseniz çok daha güzel olacaktır. Benim çok fazla vaktim olmadığı için ben hemen sunumunu yapmak istedim. Gördüğünüz gibi nefis bir tarif. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.